Alyantok'a bir dönelim. Marmara'da gemi battı. Mürettebat için kurtarma çalışması başlatıldı. Marmara'da ayrılan kum yüklü olduğu tahmin ediliyor. İçinde 6 mürettebatı olan gemi İmralı Adası'nın batı yakasında batıyorum sinyali verdi. Biz tabii şimdi Alyantok'a tekrar bağlanalım. Alyantok. Evet Ela, Sayın Mali'den de dinledik. Aslında üzücü bir olay gerçekten de. Şimdi ilk başta ne olduğunu anlayamamışlardı. Kargo gemisi su aldığına dair bir ihbar vermişti. Yani sizin de söylediğiniz gibi batıyorum diye hemen ihbar verdi. Ekipler olay yerine gitmişler ama Sayın Mali'nin söylediği üzere de geminin battığı söyleniyor. Kıyı emniyeti de bu bilgiyi doğrulayacaktır. Çünkü onlar da hızlı bir şekilde olay yerine intikal ettiklerini söylediler. Ve içerisinde de 6 kişilik bir mürettebatın olduğu söyleniyor. Bugün de zaten hava muhalefeti nedeniyle aslında sahil boyunda dalgaların, yani o geminin bulunduğu İmralı Adası'nın güney doğusunda bulunan noktada, güney batısında bulunan noktada dalga boylarının 3 metreye ulaştığı hakkında da söylenen bilgiler var, verilen bilgiler var. Yani 3 metrelik bir dalgalarla mücadele etmiş o kargo gemisi 69 metre boyuna. Ve su aldığını söylediler. Su aldıktan sonra da hemen kıyı emniyetine haber vermişler. Büyük bir olay olacak ki kıyı emniyeti aynı zamanda Bursa Valiliği, Bursa Valiliği aracılığıyla Bursa'dan da ekipler hareket etmiş. Yani şu anda bizim aldığımız bilgilere göre oradaki çalışmalar devam ediyor. 69 metre boyunda Batuhan A isimli kargo gemisi bu sabah saatleri itibariyle, yani bundan aslında birkaç saat önce su aldığı ve bastığı ihbarıyla hemen ekiplerden yardım istedi. Ekipler hemen hızlı bir şekilde olay yerine intikal etmeye çalıştılar. Bursa Valisi'nin açıklamasına göre de oraya vardılar ve onları kurtarma çalışmaları devam ediyor şu anda. Ama geminin battığını söyledi Bursa Valisi. Kıyı Emniyeti de orada kurtarma çalışmalarına devam ediyor. İçeride 6 kişi var. Alihan, çok teşekkür ediyorum. Tekrar bağlanacağım sana ama şu anda DEHA şefi Fuat Kars hattımızda. Büro şefi Fuat Kars. Fuat Bey, öncelikle geçmiş olsun. Neler aktaracaksınız? Son bilgileriniz nedir? Teşekkür ediyorum. Balıkesir'in ada olan Marmara ilçesinden dün gece kum taşıyan 69 metre uzunluğundaki gemi Mudanya'nın İmralı Adası yakınlarında saat 06:25'te batıyor rüzgarı sinyal veriyor. Bunun üzerine Bursa Valisi Mahmut Demirtaş'ın talimatıyla tüm birimler alarma geçiyor. Bandırma'dan ve Bursa'dan giden toplam 4 arama kurtarma gemisi bölgede çalışma başlatıyor. Gemide 6 kişinin olduğu tahmin ediliyor. Marmara Denizi'nde bugün çok büyük bir dalga var. Dalganın boyu 3 metreye kadar da yükseldi. Arama çalışmaları devam ediyor. Bursa Valisi Mahmut Demirtaş Mudanya'ya geldi. Burada kurulan kriz merkezinden yapılan çalışmaları yakından takip ediyor. Şu anda benim buradan Bursa'dan söyleyecek olduklarım bunlar. Peki, çok teşekkür ediyoruz.